Hocam yine bilginin dinlenen tesiri olmadığını söyle bu mertebeden anlayan bilginin bilinende tesiri olmadığını öğrenir dedi. Evet. Malumun varlığı bilene bilgiyi verendir dedi. Yani ilim maluma tabidir dedi. Evet. Peki hocam bilginin mertebesini yani bilinenin mertebesini belirleyen nedir? Ne açıdan bilinenin mertebesini belirleyen? Şimdi ilim maluma tabidirden ben soruyorum hocam. Hı. Hani de şunlarla da söyleyeyim. Bilginin bilinende tesiri olmadığı öğrenilir dedi. Şimdi bir bilen var. Bir bilen var. Bir bilinen var. Evet. Bir de bilen ile bilinen arasındaki bilgi irtibatı var. Sağlayan bilgi var. Bilgi var. Bu şimdi bilinen, bilen bilgi yoluyla bilineni biliyor. Bilinene bilginin tesiri yok. Tamam. Şimdi bilginin... Bunu ifade etti. Bilgi bilinene tesiri yoktur. Evet. Bilen de bilinenden bilgiyi biliyor yani. Tabii bilen... Bilinen yoluyla bilgiyi biliyor, alıyor. O halde mesela bilinen olmazsa bilenin bilgisi olmayacak mı? Bilinen olmazsa o zaman bilgi açığa çıkmaz. Bilgi açığa çıkmaz. Peki, tamam. Bilinen olmazsa bilgi açığa çıkmaz. Evet. İlim, hani varlıktan ben şey yapayım. Hani bilinenin, yani varlığın bilgisini veren de yine bilen değil mi? Evet. Allah kastediyorsun bunu. Evet. O bilginin açığa çıkmasını da... Yani o zaman ilim malumat tabidir. Şeyde kalıyor. Nerede kalıyor? Ayakları yerden kesiliyor. Yok, kesilmiyor. Şimdi o mertebeden konuşulduğunda yani bilginin zuhura gelişi, bilinende o bilinen şeyin mahiyetinin bilinmesi kastedildiğinde ilim maluma tabidir düsturuyla bakmak lazım. O mertebe bu sözü hakikat kılıyor. Bu söz üzerinden değerlendirilmesi lazım. İlim maluma tabidir. Yani Allah'ın bilgisi, ilmi maluma, bilinene tabidir. Yani o maluma, o malum, açığa çıkan varlık, varlığa çıkmazdan önce de ayağını sabite boyutundan alırsak meseleyi. Ayağını sabite dediğimiz, yani manalar olarak, hangi bilgiyi verdiyse Allah'a, Allah o bilgi üzere de onu bilip yaratmış oluyor. Kaderini belirlemiş oluyor. Şimdi burada bunu İbn Arabi açıklarken diyor ki ilim maluma tabidir düsturunu anlamamız için yani o ayağını sabitelerin sabit hakikatlerin varlığa onlar henüz varlık kazanmamış manalar. O zaman Allah adeta teşbihe mesele anlaşılsın diye anlatılıyor hikaye edilerek. Allah adeta ona sordu. Sen varlığa çıktığında nasıl bir varlık olacaksın? Olmayı istiyorsun. O şey de talep etti. Ben şöyle bir varlık olmak istiyorum. Neye göre talep etti? Bulunduğu duruma göre talep etti. Bulunduğu durum talebini açığa çıkarttı. Ve bulunduğu duruma göre talep edince o talep ettiği şeye göre de işte ilim maluma tabidir. Allah-u Teala burada da o bilineni ona göre takdir etti. İbn Arabi Hazretleri bunu böyle izah eder, anlatır. Yani o zaman hocam daha önce de konuşulmuştu bu. İlim maluma tabidir sözü bu mertebeye ait. Bu mertebeye ait. Bu mertebe. Üstte bu söz geçersin. Hüküm ona aittir. O dilediğini yapar. Üst mertebeye çıkarsak zaten üst mertebeden baktığımız zaman zaten o bilinenin, ilmin maluma tabi olması nihayetinde evvelinde kadim varlık olan, hakiki tek varlığı olan Allah-u Teala'nın murad etmesinden kaynaklandı. O nasıl murad ettiyse, nasıl takdir ettiyse o şekilde cereyan etti. Üst mertebeye çıkarsak, daha üst mertebeye çıkarsak. Oradan bakarsak şayet o zaman Allah'ın muradının cereyan ettiğinden konuşuruz. Başka bir şey varlık yok ki bir şey talep etsin, istesin. Ya da ondan bilgi öğrensin. Muhakkak ezeli olarak Allah'ta bu bilgi zaten var idi. Yani Allah-u Teala yaratacaklarını, her neyi yaratacaksa
onların bilgisine zaten vakıf idi. Yani Allah bizim gibi bir varlık gibi sonradan bir bilgi kazanması söz konusu değil. Onun bilgisi de ezelidir. Varlığının ezeli olduğu gibi bilgisi de ezelidir. Dolayısıyla Allah-u Teala düşündü de, taşındı da, haşa, şöyle şöyle yapayım dedi. Böyle bir şey Allah için söz konusu değil. Allah'ın varlığı nasıl ezeliyse bilgisi de ezelidir. Onun bilgisinde biz insanlar gibi bilgisi de artma, çoğalma, değişme söz konusu olmaz. Bizdeki gibi, varlıktaki gibi bir şey söz konusu değildir. Bu mertebeden bakarsak o zaman, Allah neyi nasıl murad ettiyse o şekilde her şey zuhur etti. Yani o zaman bilgi tabii ki. Burada bilginin bilinene ilişmesi, alemin yaratılışıyla Allah ilişkisini anlatması açısından o mertebeden izahattır bunlar. Bunu öyle anlayalım yani. Bu izahat, bir varlık var, bir yaratan var, o mertebeden yapılan izahat.